taş babaları, bunlara taş babası diyoruz biz. Bal bal da diyenler var. Taş babaları, endibade diyoruz. Eski Türkler'e buluyorsanız endibade, yani sonsuzluk içeceği. Emin. Taş Baba heykeli de müzemizin unik eserlerinden biri. Taş Baba'yı 2019 yılında bir ihbar üzerine yine Erzurum ili Şenkaya ilçesi Ormanlı Köyü kırsalında tespit ettik. Gerekli üniversiteden hocalar ve jandarma ekipleriyle giderek Taş Baba'yı müzemize taşıdık. Restorasyon konservasyonunu yaptıktan sonra müzemizde unik eserler bölümünde sergilemeye başladık. Taş Baba aslında ülkemizde pek bilinmese de geçmişte yaşamış eski Türklerin mezar taşları olarak geçiyor. Günümüzde daha çok bunlara balbal diyorlar. Ülkemizde bu örnekte rastlanılmış ikinci bir taş baba bulunmamaktadır. Aslında taş babalar İslamiyet'ten önce, hatta millattan önce bölgemizde yaşamış Türkleri temsil ediyor. Bundan çıkarımımız şu oluyor ki millattan önce 2500'lerde bu bölgede Türkler yaşıyordu ve bunlar şamanizme inanıyorlardı. Bu gördüğünüz taş babada da Orta Asya'da gördüğümüz taş babalarla hemen hemen paralellik göstermekte ve taş baba bir elinde üzerindeki betimlerde bir elinde bengübade yani sonsuzluk içeceğini tutmakta. Altta ise taş babanın kemeri bulunmaktadır. Bu kemerlerin sayısı arttıkça temsil ettiği cenazenin ya da ölen kişinin rütbesini göstermekte. Kemer sayısı arttıkça rütbe sayısı da artmaktadır. Bunu da müdürlüğümüzde getirdik. Yeni açılan müzemizde bu bölümde sergiliyoruz. Günümüzdeki karşılığı olarak da mezar taşı, yani mezar şahide taşının şamanizmdeki Orta Asya'daki karşılığı taş baba olarak söylüyoruz. Özellikle bir komutan veya bir devlet adamı onun özelliğine göre mezar taşlarına öyle resim çiziyorlar. Özellikle bir resim olarak. Değil mi?